Bakın bir olay anlatacağım. Anlatmış mıydım daha önce? Yıl 1960. Erzincan'dayız. Annem babam şeker fabrikasında. Babam işletme müdürü. Annem de fabrikanın kimya mühendisi. O arada işte Demokrat Parti iktidarı var. E, benim annem babamın tavrı ortada. Onlar demokratik e, tavırları var. Efendim işte Menderes iktidarından da çok fazla haz etmiyorlar. Bu nedenle başta fabrika müdürü olmak üzere önemli müdür falan bugüne benzer bir şekilde onlar bir yalaka sınıfında tabi bugünkü kadar şiddetli ters ve aşağılık değil şimdi o abi hiçbir şeyin önemi yok yat yat kalk kalk öt de böyle hepsi oluyor ama o zaman gene iyi kötü ilişkiler devam ediyor ve o tarihte babamla anneme de hafiften bir mobbing uygulanıyor yani ne oluyor işte oranın misafirhanesi denilen bir şey var ara orada gidersin yemek yersin falan. Hani be o Ahmet Beyciğim, Aşkan Hanımcığım buyursanız da filan azalmış. Yani hani biz de oturalım beraber yiyelim filan. Hani ulan dur bunlar şimdi muhalif gözüküyor. Hani falan. derken derken 27 Mayıs sabahı oluyor. 27 Mayıs sabahı o günün askerleri yönetime el koyuyorlar. Şimdi hayatımda hiç unutamadım. 4 yaşındayım. Babamla balkona çıktık çünkü kapının önünde bir kalabalık toplandı. O zaman kolonide oturuyoruz ama şeyin içinde şeker fabrikaları. Bakın o zaman öyleydi. Şunu bu eski fabrikalar Atatürk döneminde kurulan aynı zamanda bir yaşam alanı da oluşturdu. Yani fabrika fabrikada çalışan işte müdür, müdür yardımcıları, muhasebe çalışan şu bu falan artı işçiler için yani fabrikada çalışanlar için bir lojmanlar falan öyle yapılır ve bir koloni oluşturulur. Bunun amacı neydi? Bu sosyalleşmeyi sağlamak. Yani şehrin içine dağıttığın zaman insanlar birbirlerini görmüyorlar. Halbuki burada Dışarıdan misafir çağırıyorsun falan filan. Neyse. 27 Mayıs sabahı hiç unutmadığım bir şey. 4 yaşta babamın yanında duyuyorum ve babamın kolumu böyle bir sıktığını ve benim kolumun kırılacak gibi olduğunu hala hatırlıyorum. Ve ben babamın ağlarken ilk defa gördüm. Böyle böyle buradan yaşlar süzüldü. Neden biliyor musunuz? Çünkü 27 Mayıs sabahı Milli Birlik Komitesi açıklandı. Ve açıklanan isimler arasında General Muci Pataklı var. Ataklı soyadını görüyorlar. Tabii o gün internet falan yok. Hemen şeyler efendim bu Ataklı falan işte Ahmet Ataklı'nın büyük amcası. Ve müdür anında o diğer elemanları tarafından talimatla tabii o da hapsine alınıyor. Hani o enterne ediliyor. Geri kalan ne kadar Demokrat Parti'ye yalakalık yapan, bugünkü gibi değil ama diyorum. Hepsi toplanmışlar. Kapının önünde Ahmet Bey, bir arzunuz var mı efendim? Bir falan ve babamın böyle gözyaşlarının aktığını gördüm. Ve biz 1961 yılında şeker fabrikalarını bırakıp annem de babam da eğitim enstitülerinde hocalık yapmaya geçtiler. Dediler ki lanet olsun. Çünkü hakikaten 27 Mayıs'a yaklaşan günlerde tabii ben çocuğum anlamıyorum. Bayağı şeye uğramışlar yani hafiften hakarete ya da itilip kakılmaya. Ve ondan sonra onu yapan insanların evin kapısına gelip de bir emriniz var mı? nedir falan demeleri bir soyadıyla bakın. Ve ondan sonra biz hiç o soyadından yararlanarak hiçbir şey olmadı. Ve hatta diyeyim yani hani benim mucib amcam, büyük, benim büyük büyük amcam oluyor. 1980'lerin başında mı? 70'lerin sonunda, pardon 70'lerin sonunda Ankara'da şeyde otururdu, bahçeli evlerde. Arabası çalındı. Arabası da 10 yaşında falan hani böyle çünkü o Arabası var. Arabası çalındı ve yerine koyamadı biliyor musunuz öyle ne kadar?